Merhabalar. Uzay yolculuğu şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, dün akşam Uluslararası Uzay Seyahati Kongresi'ni gerçekleşen kongrede Mars'a koloni kurma planlarını açıkladı. 2022 yılında insanların Mars'a gönderilebileceğini, seyahat yapılabileceğini hedeflediklerini söyledi. Bu konuyu konuşmak için şu an hatta konuğumuz Profesör Doktor Tolga Yarman var. Hoş geldiniz Tolga Bey. Selam Elif'ciğim. İzleyenlere de sevgilerimi sunuyorum. Güzel dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Size hemen ilk sorumu sorayım o zaman. 2002'de... 2020... Hayır, sor. 2022'de planlanan bu yolculuğun gerçekleşme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Vallahi şimdi bir defa ilk bakışta insanlık adına hoş. Yani teknolojik olarak Mars'a insan yollanabiliyor. Ama büyük devletler bunu bir parça doğrusunu istersen sükse için, kendi sükseleri için yapıyorlar. Dünya kamuoyu nezdinde prestij kazanmak için yapıyorlar. Mars'a daha önce gidildi. Ay'a gidildi. Yalnız Ay'a ne ölçüde gidilip gidilmediğine dair son zamanlarda beni de çok tecessüse sevk eden bazı gelişmeler okuyorum. Ay'a inildiği zaman ben MIT'de doktor öğrencisiydim. Amerika'nın bir numarasıdır MIT. Biraz reklamlar programı gibi gerçi ama ben nükleer mühendisi, atom mühendisi doktorası yapıyordum. Şimdilerde bu radyasyon kuşağını, dünyanın etrafındaki radyasyon kuşağını insanlar araçların geçememiş olacağına dair bazı doğrusu ciddi olarak üzerinde durulması gereken gerektiği çağrışan tezler gündeme getiriliyor. Bu soru gündeme tekrar taşımamın sebebi Mars'a gidilecekse yine dünyanın etrafındaki bu yüksek radyasyon yani ışınım şua kuşağından geçilmesinin zorunluluğu buna dair bilgileri görmek ihtiyacındayım doğrusu. Şunu da sorabilirsin diye aklımdan geçiyor doğrusu. Yani ben gitmek ister miydim? Mars'a gitmek istemezdim. Evet, sormak yani, istiyordum bu soruyu size. Bu yolculuğu siz yapar mıydınız? Yani dünyada çok güzel yerler var gidilecek. Mars'a gitmek de hoş belki ama yani günü birliğine gidip ertesi gün dönülebilecek bir yer değil Mars. 6 aydan önce gidilemez. Nasıl dönülecek? Yani seni tekrardan dünyaya getirecek araçtan oraya yollanmasına ihtiyaç var. İnsan vücudunu etkileyecek. Bence gidenler orada kalmak zorunda olacaklar. Hı-hı. Zaten NASA biraz böyle bir program başlatıyor. Yani arkadaşlar, yani bizimle beraber Mars'a gelmeye var mısınız? Orada bir aile kabristanı açıyoruz. Dünya Mars kabristanı. Orada gömülmeye amade misiniz diye bir yaklaşım sürdürüyor zannediyorum. Yani bu en azından böyle olmak zorunda. Yani Mars'a gidenler öyle kolay kolay gelemezler. Yok öyle bir şey diye düşünüyorum. Yani gidecek, kalacak. Bir de beni en çok yani bilim adamı olarak ve bir dünya aydını olarak her şey bir tarafa yani bu dünya barışına bu ne getirecek sorusunun cevabı ilgilendiriyor. Yani ilk bakışta çok cazip tabii. Yani Mars'a insanoğlu gidiyor. Ve bize en yakın gezegen. Birisinde kardeş sayılabilecek bir gezegen. Bundan önce hayat var mı yok mu sorusunu beraberinde getiren bir gezegen. Kızıl gezegen. Demir bulunduğu yüzeyinde onun için kızıl olarak görüyoruz. Ama dünya barışına bu ne getirecek sorusunu bir defa siyasilerin yani bu kararı veren Amerikan Kongresi'nin mesela Amerika'nın iç barışına ne getirecek, dünya barışına ne getirecek bu soruların cevaplarını vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ama öyle de olmuyor yani burada gerçekçi olalım. Burada öne çıkan büyük devletlerin prestijleri yani giderek işte Rusya Federasyonu'nda Ay'a gitmek üzere, giderek Çin'de yahut Mars'a gitmek üzere açılımlar geliştireceklerdir diye düşünüyorum. Yani bu insan tabiatı değişmeyecek. Yani Mars'a gideceğiz çok muhtemelen. Yani gidilmezliği gidilecek. Günümüzde muhakkak gidilecek. Gidilmeli mi o tamamen siyasi bir alana giriyoruz. Bu sorunun cevabını akademik olarak vermemiz söz konusu değil. Siyasi tercih konumunda mevkinde bulunanlar bu kararı veriyorlar. Veriyor olacaklar. Ama demin söylediğimi de
dikkate almanı ve izleyicilerin dikkate almalarını diliyorum. Ben gider miydim? Yok, gitmezdim. Ben Çengelköy Asil Mezarlığı'nda bizim aile kabristanında kömürümü yiyeliyorum. Mars'ta buradan ancak 6 ayda gidilebilecek, o da uzay yolculuğuyla gidilebilecek bir yerde kalmak istemiyorum doğrusu. İleride insanların ikiye ayrılabileceğinden de bahsetmiş Elon Musk. Dünyada kalmak isteyenler ve hani bir gezegen toplumuna, gezegenler arası bir toplumun mensubu olmak isteyenler, siz herhalde ilk grupta yer alıyorsunuz. Yani gezegenler arası toplum, yani şu kadarını söyleyeyim mi? Bir defa şurası bir vaka. Ya bu dünyada çok çile çeken var ve bu, yani bu dünyadan gitmek söz konusu olursa, yani sıraya girecek milyonlarca, hatta milyarlarca insan var. Yani bir defa onu Bangkok bir tarafa yazalım. Ama yani yani bu yani bu bizim, bak şunu söyleyeyim. Güneş sistemin içinde bir defa çok yalnızız. Orası banko. Hemen dikkate alınmak gerekir. Hatta bizim 40 ışık yılı kadar etrafımızda 100 ancak yıldız var ve bunların gezegenli olanların sayısı yok denecek kadar az. Hatta belki hiç yok. En yakın yıldız bize bir ışık yılı mesafede. Bir saniyede ışık aya gidiyor. 2 saniyede gidiyor, geliyor. Yani ışık hızında gidersek en yakın yıldıza bir senede varabiliyoruz. Mars'a işte bugünkü teknolojiyle 6 ayda varabiliyoruz. Etrafımızdaki en yakın işte 40 ışık yılı mesafedeki 100 yıldıza 40 ışık hızında gidebilirsek 40 yılda varabiliyoruz. Git gel ışık hızında. Tabii bu imkansız, bir imkansızdan bahsediyorum. Esas sözü şuraya getirmek istiyorum. Biz yalnızız ya. Yani kısacası, yani oralarda da hayat falan yok. Yok. Bizimki gibi hayat hiç yok. Yani bu demek değil ki 300 milyar yıldızı olan, 300 milyar yıldızından birisi güneş olan bizim galaksimizde, gök adamımızda hayat yok. Yahut milyarlarca başka galakside hiç hayat yok. Bunu söylemek istemiyorum ama yani olsa bile çok az ihtimal dahil. Onu hemen söyleyebilirim. Ama bu kadar yalnızsak, ya şu bizim içinde doğduğumuz, büyüdüğümüz beşiğimiz, yuvamızı, dünyamızı bir anlayalım, bir idrak edelim ve onun kıymetini bir ihata edelim. Yani bu noktada değil insanlık ve aydın olarak bu benim içimi acıtıyor. Yani geldik gidiyoruz hani ve bu mesajı ben vermek istiyorum. Hem işte hangi senatoysa, hangi kongrese, o ülkenin senatosuna, kongresine vermek istiyorum. Hangi siyasilerse onlara vermek istiyorum. Hangi başka ülkelerin siyasileri olacaksa onlara vermek istiyorum. Kim gitmek istiyor, kim kalmak istiyor, kim uzayda egemenlik kurmak istiyor, onlara vermek istiyorum. Kardeşim, bu dünyanın kıymetini bilin. Bilin de burada barışa, dünya barışına sahip çıkın. Her ne adım atacaksınız atın. Ama bu dünyayı ne olur melanetler oda olmaktan, yuvası olmaktan, kaynağı olmaktan, evi olmaktan çıkartın. Ne yaparsanız yapın ama çıkartın. Yani Mars'a giderek bu dünyamızın kıymetini daha çok anlayacaksak buyurun hep beraber gidelim. Ama öyle olmuyor. Yani ben bu vesileyle, bu münasebetle işte bak senin aracılığında, sizin kurumunuz aracılığıyla izleyenlerden başlayarak bütün insanlığa bu mesajı, şimdi işte bilmem kaç yaşına gelmiş, akademik merdivenin yarım asırdan epey fazla zamandır en üst basamağında bulunan bir hoca, hocaların hocası olarak verme sorumluluğunu duyuyorum Elif. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Çok teşekkür ederiz değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Bugün Profesör Doktor Tolga Yarman'la rica ederim sizi. Gözlerini öpüyorum. Herkese güzel dileklerimi iletiyorum. Görüşmek üzere. Bir barış içinde bir dünya niyazımı iletiyorum. Dualarımı iletiyorum. Tekrardan teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler, öpüyorum. Hoşçakal. Profesör Doktor Tolga Yarman'la bugün Mars'a yolculuğun imkanları, yolculuğun insanlık için ne kadar önemli olabileceği ve yalnızlığımız, aslında ne kadar yalnız olduğumuzdan bahsettik. Bize bir takım ifadelerde de bulundu, mesajlar da verdi kendisi. Sahip olduklarımıza daha fazla değer vermekle alakalı olarak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. İyi günler.